Ben bugün bu sohbete bir Temel Dursun fıkrasıyla başlamak istiyorum. Bir gün Sultanahmet'te gezerlerken bir turist gelir ve kendilerine İngilizce bir şeyler sorar. Bizimkiler cevap veremez tabii anlamadığı için. Sonra turist diğer dilini kullanmak ister. Almanca bir şeyler sorar. Temel Dursun yine cevap veremez. Turist sanırım belki de bunlar Fransızca biliyordur deyip yine Fransızca aynı cümleyi tekrarlar. Temel'le Dursun yine cevap veremeyince Dursun Temel'e der ki bak Dursun görüyorsun dil bilmek çok önemli. Bir dil öğrenemedik, öğrenseydik ne güzel cevaplayacaktık. Temel de der ki olsun o üç dil biliyor yine de derdini bak bize anlatamadı der. O yüzden aynı durum eskiden ÖDS, KPDS'den yüksek puan alanlar için. Sonra bir anda ismi değişti, sadece ismi değişti. YDS'den yüksek alanlar için de geçerli. YDS'den 80 alan, 90 alan hocamız geliyor. Ama yine de derdini yurt dışında anlatamıyor. Slaytlarını ezberleyip kendi alanını sunuyor. Ama köşe bıçak, aman ya bana soru sorulur da cevaplayamazsam diye kaçıyor. Mesleğe ilk başladığım zaman ben de ÜDS ve KPDS İngilizcesi dersleri verirken çok aşırı derecede üzülüyordum. Çünkü tamamen teknik, tamamen dil bilgisi, kuralları soran bir sınav olduğu için biz de tekniği ezberletip, kuralları ezberletip iyi puanlar aldırmaya çalışıyorduk. Çünkü eğitim sistemimizde temelden itibaren biliyorsunuz düşünme yeteneği yavaş yavaş öldürülerek ilerliyoruz. Böyle çok trajikomik anılarım var. Bir gün yine böyle çok iddialı tabii 2-2 nasıl 4 ederse dil bilgisinde de kurallar aynıdır. Bazı şeyler hiç değişmez. İşte since yapısı varsa her zaman present perfectli cümleler olacağı gibi. Superlative varsa da işte the best, the most yapısı varsa da mutlaka present perfect tense yapın diye bir konu işliyordum. Sınıfta hep akademisyenler. Çünkü genelde YDS biliyorsunuz yardımcı doçent, daha sonra ünvanınızın ilerlemesi için en çok girilen sınavlardan bir tanesi akademik kariyer için. O zaman da ÖDS, KPDS'ydi. Böyle bir kural vermiştim. Bakın çok garantisi de söylüyorum. İşte superlative varsa, içinde the best, the most, işte superlative eki görüyorsanız cevap present perfect tense diye. Hiç unutmuyorum. Üniversitede matematik bölümünde bir hocamızdı. Sınava girdi çıktı. Hocam dedi hani sen bize garantiyle öğretiyordun. Dediğin kural işlemedi. Bir kere nasıl matematikte belli bir formülü verirsiniz ve ona göre hesapladığınızda sonuç yanlış çıkamaz. Aynısı dil bilgisinde de geçerlidir. Türkçe'de yüklem nerededir? Sondadır. Bunu değiştirebilir miyiz? Hayır. Dilimizin yapısı bu. İngilizce'de yüklem nerededir? Özneden sonradır gibi. Süperlatiflerde de bu geçerli. Hayatımda yediğim en güzel steak demek için this is the best steak I have diye devam edersiniz. Hocam dedim bakayım nasıl işlemez kural falan dedik. At 7. soruyu superlative var perfect tense işaretle dedin. Have has verb hiç işaretledim cevap çıkmadı dedi. Ben tabii hiç panik olmadım. Merak ettim sadece. Çünkü kesin bu işte başka bir şey var diye. Soruya bir baktım. ÖSYM daha o zaman yeni yeni soruları yayınlamaya başladı. Eskiden onu da yayınlamazdı. Büyük bir muamma vardı. Tam bir kara delik. Tam bir fırsatlar kara deliği diyorum ben bunu aslında. Soruya bir baktım hocam dedim nerede burada süperlatif? Hani göremiyorum cümle. Olur mu dedi bak dedi. Cümlede honest kelimesi geçiyor. Yazıyorum buraya honest'ı bakın. Honest, dürüst anlamına gelen honest kelimesindeki EST takısını süperlatif sanıp present perfect tense işaretleyen ve üniversitede akademik hayatta olan hocalarımız bu sınava hazırlandı. ÖDS ile KPDS ile 80'ler 90'lar alındı. Ama yine dil konuşulamadı. Biz de sevinmiştik. Tam ÖDS KPDS kalkıyor. Ne güzel artık insanların dil konuşma becerileri ölçülecek ya da yazma becerileri ölçülecek sanarken isimler değişti. YDS oldu. Şimdi ne oldu? YDSC öğretiliyor. Çünkü günlük hayatta hiç kullanmayacağınız kelimelerden milyonlarca bu defterlerden doldurtmak zorunda kalıyoruz. En çok savunduğum şeylerden bir tanesi alın, doldurun, kelimeler yazın, kullanın diyorum. Ama sorun şu, bu kelimeler size YDS'de puan aldırıyor. Evet, kelime bilmek, okuduğunuz parçayı anlamak için en önemli şey. Peki sonra neden konuşamıyorsunuz? Çünkü bu sınav sistemi yaklaşık 50 yıldan fazladır ülkemize test şeklinde, dilin test olarak ölçülmesi mevcut. Ama hiçbir isyan, hiçbir ayaklanma olmadı ki
KPDS, ÜDS, YDS'ye dönüşseydi. Ben bu konuda bu mesleğe başladığımdan beri ciddi derecede isyankar ve gerçekten ayaklanma çıkartan eğitmenlerden biriyim. YDS'ye çalışırken bunun sadece size iyi bir puan aldıracağını ama size makale yazdırmayacağını, konferanslara gittiğinizde konuşturmayacağını bilerek çalışın. Şu anda çalışın diyorum çünkü şu anda ülkemizde hala bu sınav var. Ama ölçme değerlendirme konusunda ne kadar yanlış olduğunu ve İngilizce pratiğinizi ölçmediğini ne kadar bilinçli bir şekilde yapıldığını alınan sonuçlarda görüyoruz. Ben sürekli istatistikleri takip ediyorum. Örneğin 2018 istatistiğine göre YDS'ye bir dönemde 289 bin küsur insan giriyor ve bunun 218 bini sadece 0 ila 49 puan arasında kalıyor. Çok ciddi bir veri. Çok az kısmı 49 puanı geçip 49 ile 65 üzeri. Ama şöyle bir bence paradoksoloji biliminin Türkiye'de gelip incelemesi gereken bir husus var. 0 ila 49 puan alanlar arasında kolej mezunları, özel üniversite mezunları ya da Amerika'da okuyup gelmiş olan hocalar bile var. Dertlerini anlatabiliyorlar ama YDS, C bilmedikleri için puan alamamışlar. Öte yandan dertlerini hiçbir şekilde anlatamayan, İngilizce kendisini ifade edemeyen ama 49 puanlı geçen çok ciddi puan alanlar var. Sırf YDS'ce bildikleri için bu puanı alıyorlar ama kendilerini ifade edemiyorlar. O yüzden dil öğrenecek bir ders olmadığı için test olarak çalışılmaz. Hadi sistem sizi mecbur tuttu, test olarak çalışmak zorundasınız. Sevgili YDS'ye çalışanlar demiyorum. Çalışmak zorunda kalanlar. Evet, bir YDS'c var. YDS kelimelerini doldurdunuz sayfalarca. Bunları konuşma dilinizde, günlük hayatınızda kaçını kullanabileceğinize dair bir eleme yapın mutlaka. Onlara ayrı listeler, ayrı cümleler kurun. İnsan okuduğunu anlamadan teknikle soru çözemez. Yabancı dil ediniminde, yabancı dil ölçme değerlendirmesinde teknikle okuma parçası çözmek diye bir şey yoktur. Aynı Türkçe'de nasıl ben size bir okuma parçası versem çözün desem nasıl okuyup anlayıp bana cevabı bulacaksınız? Bir tekniği olmayacak. ÖSS'ye zamanında hepimiz girdik okuyup çözdük. Bunu da böyle düşünün. Okuyup anlamadan cümle yapılarını dil bilgisel anlamda bilmenin yanı sıra vermek istediği ruhu, işte oradaki anıst kelimesinin es takısının sadece süperlatif olmadığını bilmek gibi ruhunu anlamadan dil ediniminizi beyninize enjekte ettiğiniz kelimeleri ya da cümle yapılarını dışarıya aktaramazsınız. O yüzden lütfen okuduğunuz yabancı cümlelerin, yabancı kalıpların sadece bir meta olarak değil, dışarıya nasıl aktarırsınız, aktarırken nasıl cümleler kuracağınız bunu düşünerek ilerleyin. Üçüncüsü ise dil edinimi. Elinizdeki puanlarla, girdiğiniz testlerle karşı tarafa hiçbir şey ifade etmez. Siz bize gelip YDS'den 90 aldım bile deseniz, o anda herhangi bir alanda, ekonomik, sosyal, politik, moda fark etmez, kendinizi ifade edip cümle kuramıyorsanız sonuç yine sıfırdır, o test puanı değildir. O yüzden dünya görüşünüzü nasıl geliştireceksiniz? Dünyayı dünyanın konuştuğu dilde benim tavsiyem her gün minik minik haberler okuyun. Çok güzel telefon uygulamaları var. Bunlardan bir tanesi daha yeni yapıldı, Blinkist uygulaması. Telefonunuza indirin, her seviyede inanılmaz güzel cümleler ve haberler öğreniyorsunuz. Bunun gibi bir sürü haber siteleri var. Telefonunuzun App Store'da uygulama bölümünde English News bile yazsanız YDS'de kelime öğrenmeye harcayacağınız YDS'ce çabası yerine bence bunlarda daha efektif öğreneceksiniz. Bu yanlış ölçme değerlendirme sistemi ülkemizde yok olana kadar bunun en büyük isyankar ve reformisti olarak sizlere diyorum ki yıllarca bu sınavlarla baş etmek zorunda olanlar, bu fırsat kara deliğine neden hayır demiyoruz hep birlikte? Hayır deyip biz de ülkemizin sınırındaki bütün komşularımızın bizden çok daha zaman ve daha az para harcayarak güzel İngilizce konuştuğu gibi derdimizi dünyaya dünyanın diliyle anlatabilen bir toplum haline çok kısa sürede gelebiliriz. Doğrular en çok nasıl öğrenilir? Yanlışların farkında olarak. Biz yanlışların farkındayız. Gelin hep beraber bu YDS-C sorununa, ben yabancı dil sınavı demiyorum, yabancı dil sorunu olarak açıyorum YDS'yi, bir çare bulalım. Lütfen dile bir varış noktası olarak değil, yürüdüğünüz yol olarak görün.
Bye.